Evet, selamlar. Kanalımın yeni bir videosunda daha sizin karşınızdayım. Ben Ethem Çetinkaya. Bugün de sizlerin karşısında aslında hastalık ve sağlıkla bu konuyla ilgili Instagram hesabımda bir paylaşım yapmıştım ve bununla ilgili dönüşler almıştım. Bu konuda biraz sohbet havasında bir video oluşturmak istedim sizlere. Evet, soru sordum Instagram hesabımda ve dedim ki hastalık mı daha pahalı yoksa sağlık mı? İşte istatistikleri şu an hatırlamıyorum ama kimileri hastalık daha pahalı dedi, kimileri sağlık daha pahalı dedi. Neden bu soruyu sordum? Çünkü yaptığımız iş neticesinde insanlara sağlıklı bir hayat sunma çabası içerisindeyiz. Ve işte bedelini duyanlar çok pahalı, ben onu işte alamam, o parayı veremem gibi şartları bize sunuyor. Biz de tabii ki saygıyla karşılıyoruz, herkesin kendi kararı diyoruz. Ama gerçek anlamda sağlık mı daha pahalı yoksa hastalık mı? Maalesef ki bu durumda da insanın bazı şeyler başına gelmeden anlamıyor. Ben kendi fikirlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Neden aslında bu soruyu sordum? Arkadaşlar, sağlık gerçekten çok ucuz. Yani sağlıklı kalabilmek, çok ekstrem durumlar dışında sağlıklı kalabilmek gerçek anlamda daha ucuz. Ta ki bunu ne zaman anlıyorsunuz biliyor musunuz? Hastanelere düştüğünüz zaman, bir çare arama işine girdiğiniz zaman ya da bir sıkıntıya düşüp de devasını arama moduna girdiğiniz zaman aslında hastalığın ne kadar pahalı olduğunu, hastalığın ne kadar yıpratıcı olduğunu maddi manevi çok acı bir tecrübeyle anlıyorsunuz. Ben de bu durumda konuştuğum insanlara, ulaştığım insanlara hep bunu söylüyorum. Sağlıklı kalmak aslında çok pahalı bir şey değil. Bazı şeylere dikkat etmeniz, yeterli beslenmeniz ya da yeteri kadar vücudunuza gereken maddeleri, besinleri sağlamanız sizin sağlıklı kalmanıza vesile oluyor. Tabii burada parantez açmak istiyorum. Bazı ekstrem durumlar işte genetik olabilir ya da işte kaza olabilir. Bu durumlar dışında bunları tenzih ediyorum. Hastalık neden pahalı? Haberlerden duyuyoruz ya da gazetelerden okuyoruz ya da internette dolaşırken birçok kez karşımıza çıkıyor. Sağlıkta devrim, işte sağlık ucuzladı, işte ne bileyim hastane sayıları arttı gibi birçok şey karşımıza çıkıyor değil mi? Ama işin içine girdiğinizde aslında onların o kadar da gösterildiği gibi olmadığını çok net anlıyoruz. Neden çok net anlıyoruz? Çünkü örnek veriyorum, bir doktora gittiğimizde devlet hastanesinden memnun değilsek işte özele gitmeye karar veriyoruz ve özele gittiğimizde ilk giriş kaydı bir ücret tekabülünde. Onun haricinde doktorun istediği bazı tetkikler bir ücret dahilinde ve bu rakam sürekli artıyor. Ondan sonra diyelim ki işte doktor bir tedavi yöntemi başladı, reçetesini yazdı, eczaneye gidiyorsunuz, ekstra bir bedel. Yani şöyle, aslında sizin vücudunuzun hasta olmaması için alması gereken maddeleri birim birim yazıp hesapladığınızda, örnek veriyorum, işte 500 liraya, 600 liraya sağlayabilecekken hasta olduktan sonra bunları sağlama evresi biraz maliyetli oluyor. Ve başka bir boyutu da vücut için çok yıpratıcı oluyor. Yani yaşadınız mı bilmiyorum ama yani ilaç kullanmaya mecbur kalmışsanız eğer, o ilacı kullanmaya başladıktan sonra o ilaçların, yani devamlı hastalıkların ilaçları seviyeleri maalesef hiç düşmüyor. Artarak devam ediyor. Çünkü belli bir süre sonra vücut buna alışkanlık gösteriyor. Bir bağımlılık gibi düşünün. Ondan sonra yetersiz kaldığı için ya ilacın seviyesi artıyor ya da ilaç sayıları artıyor. İlaç çeşitleri artıyor. Ne oluyor? Belki siz eczaneye gittiğinizde çok az miktarlarda para veriyor gibi gözükebilirsiniz. Ama bir de bunun vücut için yaptığı zararları hesaba kattığınızda aslında o sizin işte o 400-500 liralar gözle görünmez hale geliyor. Yani ben daha önceki tecrübelerimden ve hastanede çalıştığım dönemlerde bazı hastaları böyle çıplak gözle takip etme fırsatım olduğunda hiç iyiye giden ya da sıkıntılı rahatsızlıklarda iyiye giden durumlara rastlamadım. Her geçen gün kötüye giden, her geçen gün ilaç sayıları artan, vücutta başka deformasyonlara sebep olan
etkenleri gözle görme durumum oldu. O yüzden şu anda konuştuğum ya da anlattığım ya da bir şekilde yolu benimle kesişen kim varsa bunları bastıra bastıra anlatmak istiyorum. Yani arkadaşlar, emin olun, sağlıklı kalmak, sağlıklı bir yaşam sürmek çok pahalı bir şey değil. Yani ben burada şu ürünleri kullanacaksın, alacağın ürünler bak şu kadar dediğim zaman o beden olarak düşünmeyin o çerçeveyi. Vücudunuza bir zarar gelmeyecek. Ekstra bir işte organlara bir yük binmeyecek. Ya da aldığınız ürünün yarısından fazlası çöpe gitmeyecek. Daha önce videom var. Her taraf, her zaman, her yerde bunu dile getirmeye çalışıyorum. Transdermal sistemleri. Vücut için şu anda tıbbın gelinen noktasından dolayı en sağlıklı vücuda bir şey katma teknolojisi diyebilirim gönül rahatlığıyla. Sıfır kayıp, sıfır yan etki ve %100 etkiyle almak istediğiniz ürünü vücudunuza en sağlıklı yoldan alıyorsunuz. O yüzden burada ödemiş olduğunuz bedel aslında sağlık için ödemiş olduğunuz çok ufak bir bedel. İnşallah bunu söylerken, bunu anlatırken ya da işte etrafındaki insanlara söylerken inşallah acı tecrübe etmezsiniz diyorum. Çünkü acı tecrübe ettikten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Hem hastalığa o kadar maddiyat harcamak hem de o durumun yıpratıcı etkenlerine maruz kalmak maalesef işte o 400-500 liraların çok çok üstüne mal oluyor. Ve geri dönme ya da geriye alma gibi durumlar ortadan kalkmış oluyor. O yüzden sağlıklıyken hayata bir şekilde, düzenli bir şekilde devam ederken sağlığın kıymetini bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden hastalık mı daha pahalı, sağlık mı daha pahalı durumunu maddi ve manevi yönden, bu pahalılık kısmını sadece maddi yönden incelemeyin, maddi ve manevi yönden incelemenizi tavsiye ediyorum. Yani sağlıklı kaldım, sağlıklı kalmak için ne yapıyorum? Sağlıklı kalmak için yaptığım şeyler ileri evrede bana zarar ya da fayda hangisini daha çok sağlar? Bunları incelemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hani biz yolumuz bir şekilde kesişti, bir şekilde One More'la tanıştık ve artık vücudumuzun alması gereken vitaminleri, alması gereken etken maddeleri en sağlıklı şekilde, en kayıpsız şekilde ve en zahmetsiz şekilde vücudumuza sağlayabiliyoruz. O yüzden yolunuz bir şekilde bu transdermal sistemlerle kesişiyorsa atlamayın, kulak arkası yapmayın ve o sizin karşınıza çıkaran kişinin yakasını tutup deyin ki nasıl oluyor bu, nasıl kullanabilirim, nasıl alabilirim ya da bunun içinde ne var kardeşim bu kadar etkili diye sorun. Bu bir önerimdir. Biz böyle yaptık ve yaklaşık 11-12 aydır ben ürünleri düzenli bir şekilde kullanıyorum. Transdermal sistemi düzenli bir şekilde kullanıyorum ve birçok faydasını gördüm. Hayat kalitem arttı. Hayat, yani günlük hayatımın ne kadar değiştiğini size tabii ki anlatamam. Görenler muhakkak fark ediyordur. Kalkışlarım, uyuyuşlarım, gün içindeki aktivitelerim, bunların hepsi hızlı bir şekilde, çok fazla bir şekilde değişti. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O yüzden sizin de karşınıza böyle, yani bu videoyu izliyorsanız, bu videoyu izlemenize vesile olan kimse, bensem ya da bir başkasıysa, birisi size attıysa ya da bir şekilde karşınıza çıktıysa ertelemeyin, inceleyin, kendinize bir fırsat verin. Ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacaksınız. Dediğim gibi videoları artık düzenli atmaya başladım. Böyle de devam etmeye çalışacağım. Hatta bu videodan, yani şu an çektiğim videodan önce bir video gelecek. Büyük bir ihtimal izlemişsinizdir. Artık bir düzen dahiline oturtmaya çalışacağım. Bu dönemde desteklerinize çok ihtiyacım var. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videoların altına etkileşim açısından yorum da bırakabilir ya da beğen veya beğenmedim butonuna da basabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Let's go. Yo. I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it.